Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı silah karşınızdayız ve gerçekten de çok heyecanlıyız. Artık ikinci dönem geldi ve ikinci yazılılar da geldi. Artık 8 sıfır bitiriyoruz ve önümüzde olan son engelde yazılıları bitirdikten sonra tamamen son kalan zamanımızda da LGS'ye odaklanmanın zamandır diyoruz ve ne yapacağız? Son zamanlarda da müthiş bir şekilde denemelere ağırlık vermemiz lazım. Ama önce ne yapıyoruz? Okul sınavlarımızı hallediyoruz arkadaşlar ve bugün e, sizlerle beraber ne yapacağız? Matematiği halledeceğiz sonra fen bilgisi İngilizce ve ne yapıyoruz? Kampımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım herkese haber verin sevgili arkadaşlar. Dersimiz başlıyor. Evet arkadaşlar sizlerle beraber olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu arada yazılılara ben hocam çalışamıyorum işte zamanım yok falan diyen arkadaşlarımız olabilir. Hiç arkadaşlar bahanelere sığınmayın. Çünkü sizlere mükemmel bir kaynak çıkardık. Ufak gerçekten de içerisinde tüm bilgileri barındıran koordinat sisteminden eğime eşitsizlikten arkadaşlar nerelere gidiyor bakın. Buradan devam ediyor ikinci yazılı bölümlerimiz. İşte e, buradan... Yard, üçgenin yardımcı elemanları ve sevgili arkadaşlar üçgen eşitsizliği, üçgen çizimi, eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi ve ondan sonra daha geometrik cisimler şeklinde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yazılı notlarınızı buradan çalışırsanız 100 almanız garanti gibi bir şey diyebiliriz. Ve bunun yanında tabii ki bunun abisi olan Dinamo Soru Bankası'nda da sevgili arkadaşlarımız konularımıza çalışabilirsiniz. Hatta burada efsane sorular var. Bunun içerisinde de arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Buradan sorularınızı çalışabilirsiniz. içerisinde hem normal hem de yeni sorular var. Bunları arkadaşlar hala almadıysan son bir gayretle, son bir çırpınışla çalışıp güzel notlar alabilirsin diyoruz. Nereden alabilirsin? Tabii ki aşağıdaki linkten Tonguç mağazaya gidip oradan sipariş verebilirsin veya çevrende Tonguç kitapları satan kitapçılar varsa oraya gidip bizzat dokunarak hissederek ya bu neymiş Allah aşkına nasıl bir şeymiş bu içerisinde bütün bilgiler var sınava çalışırken çok işime yaradı deyip inceleyebilirsin arkadaşlar diyoruz ve haydi bakalım ne yapalım dersimize yavaş yavaş geçelim bu arada yanımızda sevgili Tonguç var Tonguç hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın peki? Keyifler yerinde mi? Evet hocam vallahi harikas. Umarım siz iyisinizdir. Valla ben de gayet iyiyim sevgili Tonguç'um benim. Umarım da herkes arkadaşlarımız da iyidir diyelim ve ne yapalım hiç vakit kaybetmeden şöyle bir dersimize bakalım arkadaşlar. İlk bölümde neler varmış? Şimdi arkadaşlar ilk bölümde tabii ki notlarımız var. Her zaman olduğu gibi önce sizleri bir notlarla donatıyoruz arkadaşlar eksiklerimizi gideriyoruz. Sonrasında artık yavaş yavaş ne yapıyoruz? Sorularımıza geçiyoruz. Şimdi öyle ilk olarak ne yaptık? Doğrusal denklemler dedik. Doğrusal denklemlerinde birinci kısmı nedir? Tabii ki denklemlerdeki x'in yalnız bırakılması, x'in bulunması. Sevgili arkadaşlar ve buradan da ne olacak? Bakın içler dışlar çarpımından denklemimizi çözerek sonuca ulaşabiliriz. İsterseniz buradan hadi bakalım çözelim. 2'yi dağıttığımızda sevgili arkadaşlar 2x eksi 4 olur. Burada 3'ü içeriye dağıttığımızda 3x artı 3 olur diyoruz. 3x baba olduğu için arkadaşlar yerinde durur. 2x yanına gelir. Burada eksi 4 vardı. Artı 3 de eksi 4 olarak giderse eksi 7 olur. Yani buradan sonucumuz x eşittir. Eksi 7 olarak bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında ne vardı başka? Bunun yanında koordinat sistemini gördük. Koordinat sistemi bir düzlemi dört parçaya ayırıyordu. Ve bu dört parçanın birincisi yani burada bulunan bölgeye birinci bölge diyorduk. Buradakine ikinci bölge diyorduk. Üçüncü bölge diyorduk. Dördüncü bölge. Yani saatin tersine bir hareket yapıyordu arkadaşlar. Ve bir koordinat düzleminde bir noktayı belirgin hale getirmek için söylemek için en az iki yani noktaya ihtiyacımız var. Bu noktaları nerede alıyoruz? Tabii ki yatayda bulunan x ekseninden ve dikeyde bulunan y ekseninden alıyoruz. Mesela a noktasına baktığımızda sevgili arkadaşlar. A noktasının koordinatları x de 2, y de 3. Dolayısıyla A noktasının koordinatları 2, 3. Mesela B noktasına bakar mısın? B noktasında sadece x ekseninde olduğu için eksi 2'ye 0 diyebiliriz. Bölgelerin işaretleri de çok soruluyor. Birinci bölgede arkadaşlar her ikisi de artı artı. İkinci bölgeye geldiğimizde y'de bir değişiklik yok fakat x'te ne olmuş? Bir değişiklik var eksi olmuş. Üçüncü bölgeye geldiğimizde her ikisi eksiye dönüşmüş. Dördüncü bölgeye geldiğimizde ise x'lerimiz artı olurken y'lerimiz eksi arkadaşlar diyoruz ve koordinat sisteminde bu şekilde halletmiş olduk. Bunun yanında sonrasında doğruların grafiklerini çizme bölümüne gelmiştik. Grafikleri çizerken ne görmüştük? Sevgili arkadaşlar sabit sayı grafiklerimiz vardı. İşte x eşittir bir grafiği nedir? Sadece birden bir işaretliyoruz x'te ve düz çizgi çekiyoruz. y eşittir eksi 2 nerededir? Eksi 2'yi buluyoruz y ekseninde ve işaretliyoruz. Buna sabit sayı grafikleri veya eksenlere paralel grafikler adını veriyoruz. Çünkü bakın eksenlere paralel. Devamında sadece orijinden geçen grafikler var. Vardı. Orjinden Orijinden geçen grafiklerin denkleminde ise sabit sayı yoktur arkadaşlar. Sadece x ve y vardır. Dolayısıyla y eşittir 2x. Bakın bu şekilde y eşittir. Mesela x eşittir y gibi sadece x ve y barındıran grafiklerimiz orijinden geçer. Bunun yanında üçüncü olarak da hem x'i var hem y'si var hem de sabit sayısı olan grafiklerimiz de eksenleri kesen grafikler olarak isimlendiriliyor orijinden geçmiyor. Eksenleri gördüğünüz gibi kesiyor. Hatta burada da şöyle demiştik. Önce y'yi kapatıyoruz. Y'ye 0 veriyoruz ve x değerini buluyoruz. İşte 2'yi karşıya atıyoruz. Eksi olarak geçiyor. Her yeri 2'ye bölersek x'i eksi 1'de kesiyor. Buraya bakalım. Sonradan da x'i 0 verirsek arkadaşlar bakın x'i kapatıyorum. Y eşittir 2. Bakın buradan da ne yapıyorduk? Y'den 2'den geçtiğini söylemiştik. Bunları derslerimizde videolarımızda detaylı bir şekilde anlatmıştık sevgili arkadaşlarım. Sonrasında günlük hayatta arkadaşlar özellikle grafiklerin yorumlanması. LGS'de de çok fazla karşımıza geliyor. Günlük hayatta yorumlanması ile alakalı sorularımızda müthiş bir formülümüz vardı burada. Y eşittir başlangıcımız vardı. Başlangıç sayımız Örneğin bir fidan 10 santimetre dikiniyorsa o zaman ne yapıyoruz? Başlangıcı 10 yazıyoruz. Veya kumbaramızda atıyorum belli miktar para var. Üzerine ekleye ekleye gidiyoruz arkadaşlar ne yapıyorsunuz? O başlangıcı alıyorsunuz. Artış varsa artı olarak kullanıyorsun. Eksi varsa eksi. Mesela bir depoda su miktarı varsa gitgide azalıyorsa o zaman eksiği koyuyorsun. Ama diyelim ki bir fidanın boyu gitgide büyüdüğü için ne yapıyorsun? Artı koyuyorsun. Değişim. Yani birim zamandaki değişim nedir o? Bir saatteki değişim, bir yıldaki değişim, bir saniyedeki değişim, bir gündeki değişim, bir haftadaki değişim. Buradaki değişimi birim zamanda buluyorsun. Yani iki günde Atıyorum 20 santimetre uzuyorsa sen onu almıyorsun. Bir günde 10 santimetre uzuyor onu alıyorsun arkadaşlar. X'i ne yapıyorsun? Buradan denklemi kuruyorsun. Sonra neyi gördük? Eğimi gördük. Eğim nispeten kolay bir konuydu arkadaşlar. Eğim neydi? Dik üçgenlerde bakın sadece dik üçgenlerde e, dikeyin yataya oranı dikey uzunluğumuz burada yatay uzunluğumuz burada dikey uzunluğun yatay uzunluğuna orana eğim diyorduk hatta eğim arkadaşlar M harfiyle de kısaca ne yapmıştık göstermiştik diyebiliriz ve arkadaşlar burada denklem olarak bir denklem verildiğinde eğimi nasıl buluruz? E, arkadaşlar Y'yi yalnız bıraktıktan sonra bakın Y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı bize eğimi verecektir. Arkadaşlar doğrular bakın doğrular eğer sağ tarafa yatıksa, sağ tarafa yatıksa eğimimiz pozitif, sola yatıksa arkadaşlar, sola yatıksa eğimimiz de negatif olarak adlandırmış oluyoruz dedik ve çok güzel bir şekilde başlangıcımızı yapmış olduk arkadaşlar. Sonrasında nereye geldik? Sonrasında eşitsizliklere geldik. Eşitsizlikler neydi? Arkadaşlar günlük hayatta her şey birbirine eşit değildir. Matematikte de her şey birbirine eşit değildir. Eşit olmayan durumlar için neyi kullanıyorduk? Eşitsizlikleri kullanıyorduk. Peki eşit olmayan kavramlar nedir? Ya birbirinden büyüktür ya birbirinden küçüktür veya birbirine eşit veya büyüktür gibi kavramlarla ifade ediyorduk. Bakın burada küçüktür, küçük eşittir, büyüktür, büyük eşittir kavramları eşitsizliklerde kullanılıyor. Örneğin Otobüste en fazla 20 kişi vardır. En fazla dediği için üst sınırı arkadaşlar çizmiş. Üst sınırı en fazla 20 olur diyorsa o zaman 20 20'nin de altı yani 20 veya 20'nin de altı olabilir. Nasıl gösterdik? Bakın burada eşitsizliğimizi bu şekilde gösterdik. Tonguç'un cebinde 10 liradan fazla para vardır. Bakın 10 liradan fazla para kesin net. 10 liradan fazla. O zaman x büyüktür 10 diyoruz. Yani Tonguç'un parası 10'dan büyüktür. Kaç para olduğunu bilmiyoruz. Ama 10'dan büyük olduğunu kesin olarak biliyoruz arkadaşlar. Buraya bakalım. Bakın bu eşitsizlikleri arkadaşlar sayı doğrusunda gösterirken eğer şunlar varsa bakın burada varsa bunların içi boş olarak düşünüyoruz. Böyle bir şey varsa dahil olduğu için içleri ne yapıyoruz arkadaşlar dolduruyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Mesela x büyüktür 3 X büyüktür 3 ise o zaman arkadaşlar sayı doğrusunda 3'ü işaretliyoruz. Ama içi boş. Dikkat ama içi boş. Ve büyük olan kısım sayı doğrusunda sağ tarafa gitmek büyü ifade eder. Hatta size bir ufak tiyo vereyim. Bakın ok nereyi gösteriyorsa her zaman orayı boyayın. Bakın buradaki ok olarak düşünün. Bakın bu okumuz nereyi gösteriyor? Bu tarafı gösteriyorsa arkadaşlar sen de nereyi boyuyorsun? Bakın burayı boyuyorsun diye düşünebiliriz. Devam edelim bakalım. Bakın burada x küçük eşittir eksi 1. Aa küçük eşittir diyorsa o zaman içi doludur arkadaşlar. İçi dolu diyoruz. Ve bakın ok nereyi gösteriyor? Burayı gösteriyor. O zaman nereyi boyuyorsun? Burayı boyuyorsun arkadaşlar. Ve bu şekilde yaptık. Bakın aralık da verebilir. Eksi 2 ile 5 aralığında ama eksi 2 dahilmiş. Bakın eksi 2 dahilse ne yaptık arkadaşlar? İçini boyadık. Buraya bakalım. Burada da içi boş çünkü. Neden? Çünkü burada eşitlik yok. Sonra arasında olduğu için arayı da ne yaptık arkadaşlar? İşaretlemiş olduk. Denklem gibi çözüyoruz. Neyi arkadaşlar denklem gibi çözüyoruz? Tabii ki eşitsizlikleri. 2x eksi 3 küçük eksi, küçüktür 13. Bakın ne yaptım? Eksi 3'ü karşıya gönderdim artı 3 olarak geçti. 2x 16 ise her yeri 2'ye böldüm. O zaman arkadaşlar ne oldu? X küçüktür 8 oldu. Hatta öğretmenlerimiz bazen bunu sayı doğrusunda da gösterin diyor. Burası 8 dersek arkadaşlar ne yapıyoruz? Küçük olan kısım dediği için şu bölümü işaretlerim ve içinde doldurmam tabii ki doldurmam pardon doldurmayacaktık. Çünkü burada eşitlik yok. Siz ne yapın? buranı boşmuş gibi düşünün. Şöyle yapalım hatta yanlışlık olmasın arkadaşlar. İçi boş olarak düşünüyoruz ve şunu yapıyoruz. Şuna çarpıyı koyuyoruz. Çünkü orada içi dolu olmayacaktı dedik. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Eşitsizliklerde aman Allah'ın dikkat. Zaten bunda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da bu. Eşitsizliklerde arkadaşlar negatif bir sayıya bölme durumunda veya negatif bir sayıyla çarpma durumunda eşitsizliğimiz yön değiştirir. Aman dikkat buna lütfen burada çünkü sıkıntı oluyor. Ee, arkadaşlarımız yön değiştirmediği için patates oluyor, soru gidiyor. Dolayısıyla da arkadaşlar aman dikkat negatif sayıya bölüyorsak. Eşitsizliğimiz bakın yön değiştirdi. Buraya bakarken buraya baktı. Negatif bir sayıyla çarpıyorsak yine eşitsizliğimiz yön değiştirdi arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Yine ne böyle arkadaşlar günlük hayattaki yani problemleri eşitsizlik olarak yazıp çözme de karşımıza geliyor. 2 katının 5 fazlası 15'ten küçük olan sayılar dendiği zaman da ne yaptık? Böyle güzel bir denklemi kurduk. Hatta buradan artı 5 karşıya eksi 5 olarak atarız. 2x sevgili arkadaşlar buradan Şöyle yapalım. 2x e, 10 oldu. Buradan da x arkadaşlar 5 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz diyoruz ve bu şekilde de bu bölümü de halletmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Tonguç keyifler nasıl? İyi hocam ya yavaş yavaş ısınıyoruz. Heyecanla soruları bekliyoruz. Evet biz de heyecanla sorularımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Bekliyoruz tabii ki ve dedik haydi bakalım bir sonraki sayfamıza geçişimizi yaptık. Ne gördük arkadaşlar? Tabii ki üçgenin yardımcı elemanları. Sevgili arkadaşlar üçgenin bir asıl elemanları vardır bir de yardım Celemanları vardır. Aslı elemanları nedir? Köşeleri, kenarları arkadaşlar, açıları bunlar aslı elemanlarıdır. Bir de yardımcı elemanlar vardır. Bakın yardımcı elemanlardan bir tanesi arkadaşlar açı ortaydır. Nedir açı ortay? Çıktığı açıyı iki eşit parçaya bölen, açı çizgiye doğru parçasına açı ortay diyoruz. Hatta açı ortayın arkadaşlar ne ile gösterildiğinde söylemiş olalım. Kenar ortay dediğimiz şey nedir? Kenar ortay da bir üçgende çıktığı arkadaşlar köşeden tam karşısındaki kenara gider ve o kenarı iki eşit parçaya böler. İşte buna biz ne diyoruz? Kenar ortay diyoruz. Kenar ortaylar da sevgili arkadaşlar ne ile gösterilir? Tabii ki V harfiyle gösterilir. Bunu da bilmeyenler vardır belki söylemiş olalım. Bunun yanında en önemli yardımcı elemanlardan bir tanesi olan yükseklik arkadaşlar. Yükseklikler bakın dar açılı üçgenlerde içeride Dik açılı üçgenlerde arkadaşlar burada bakın köşede. Geniş açılı üçgenlerde ise dışarıda bir yerlerde olur. Ee, üçgenlerde arkadaşlar yardımcı eleman yüksekliğimiz hem Pisagor'da kullanıyoruz hem Pisagor'da kullanıyoruz. Hem de arkadaşlar bir üçgenin alanını bulurken de yine kullandığımız bir materyal yükseklik diyebiliriz. Bunun yanında üçgenlerin çizilebilme şartlarında üçgen eşitsizliği kavramlarını görmüştük. Ne demiştik? Ortaya aldığımız bir kenarı diğerleri bakın diğerleri farkından büyük olacak bu toplamından da küçük olacak demiştik. Bu da yine kolay bir konuydu. Bunu da yine uzun uzun anlatmıştık. Sonra ne demiştik? Demiştik ki arkadaşlar geniş açının karşısında geniş kenar yani uzun kenar dar açının karşısında küçük kenar vardır dedik. Mesela A açısı büyüktür C açısından C açısı büyüktür B açısından ise kenarlarında da aynı sıralama vardır. Yani en büyük açımız 70 derece tam karşısındaki A sonra arkadaşlar 60 derece ile C var en son olarak da ne vardır B'dir diyoruz ve A, C, B şeklinde açılarının sıralandığı gibi Kenarları da aynı şekilde sıralıyoruz arkadaşlar. En uzun kenarımız nedir? 70'in karşısındaki A'dır. En kısa kenarımız nedir? 50'nin karşısındaki B'dir diyoruz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Hatta şurada en uzun kenarımızı da daha belirgin hale getirelim. Daha rahat görün kısa kenarımız da nerede arkadaşlar? Bakın şurada onda ne yapalım? Daha belirgin hale getirelim. Yine karşımıza ne geldi? Pisagor bağıntısı geldi arkadaşlar. Pisagor bağıntısı neydi? Sadece dik üçgenlerde kullanılan bir özellikti. Yani dik kenarların bakın dik kenarların karelerinin toplamı, dik kenarlarının karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Yani a kare artı b kare eşittir arkadaşlar. C karedir diyoruz ve bu şekilde de Pisagor bağıntısını kullanmıştık. Pisagor bağıntısında arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi özel üçgenlerdi. 3, 4, 5 bu işin kuralı, bu işin kurdu, bu işin arkadaşlar piridir. Yani 3, 4, 5 üçgenini biliyor olman lazım ve bunun da katları çok çok sıklıkla sorulur. Hatta sınavda kesinlikle arkadaşlar bundan da sınavda bekliyoruz. Yani Pisagor bağıntısından kesinlikle soru gelecektir diye düşünüyoruz. Bunu da söylemiş olalım. <laughs> ve 3, 4, 5'in katları 2 katı 6, 8, 10, 3 katı 9, 12, 15, Arkadaşlar 4 katı 12, 16, 20. Bunlar çok fazla geliyor. Bunun yanında 5, 12, 13. Aman Allah'ım her yerde çıkar. 8, 15, 17. Her yerde çıkar. 7, 24, 25. Her yerde çıkmaz arkadaşlar. Ama sıklıkla da karşımıza geliyor. Ama her zaman da gelmiyor. Ama en çok sorulanlar özellikle 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16, 20. Bunlar çok çıkıyor. Ve 5, 12, 13 de 8, 15, 17 arkadaşlar fazlasıyla çıkıyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Eğer öğrenmediyseniz de mutlaka ezberleyin. Tamam Tonguç evladım benim. Sen bunları biliyor musun? Evet hocam mı astım baka baka her şeyi artık hiç unutmuyorum yani. Hepsi aklıma kalıyor. Harikasın gerçekten. Umarım arkadaşlarımız da böyle yapıyorlardır. Yani evlerin duvarına oraya buraya asıyorlardır ve bu özel üçgenleri de unutmuyorlardır diyoruz. Bunun yanında evet devam ediyoruz arkadaşlar. Benzerlik vardı ve eşlik vardı. Eşlik ne demektir? Eşlik arkadaşlar iki şeklin tıp atıp aynı olmasıdır. Gerek açılarıyla gerekse kenarlarıyla tıp atıp aynı olan açıları şey üçgenlerimize veya şekillerimize eş şekiller diyoruz. Eşlik sembolü bakın burada arkadaşlar eşitliğin üstüne küçük solucan gibi bir işaret varsa ona ne diyoruz biz eşlik diyoruz. Eş Eşli, e, şekiller adını veriyoruz ve burada bakın e, mutlaka bu yazımda da çok önemli ABC üçgeni Arkadaşlar kime eşittir? A açısı kime gelmiş? Bakın noktalı açı K'ya karşılık gelmiş. O zaman A açısı K'ya karşılık geldiyse tam karşısına K yazıyorum. B açısına karşılık kim geliyor? Bakın L. B'ler bakın L. şurada ikisi aynı 90 90. L geliyor. C açısına da sevgili arkadaşlarım bakın C açısına da M açısı karşılık geliyor. Bu yazım önemli, çok çok önemli. Bunu da söylemiş olalım. ABC e, üçgeni KLM üçgenine eşittir diyoruz. Benzerlikte durum ne? benzerlikte arkadaşlar iki şekil arasında kenarları bakımından belli bir oran vardır. İşte büyük olan küçük olanın iki katı ya da işte üç katı, bir buçuk katı gibi ne yapıyorsunuz onu buluyorsunuz. Bunu bulurken şuradan buluyorsun arkadaşlar. Önce açıları güzelce yerleştiriyorsun. Yerleştirdikten sonra diyorsun ki aa burada diyelim ki arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Burada mesela diyelim ki iki santimetre burası. Burası arkadaşlar altı santimetre var diyelim ki. Buraya baktığın zaman iki santimetre. Buraya bakıyorsun altı santimetre. He tamam diyorsun. O zaman bu iki üçgen arasında benzerlik vardır ve benzerlik oranı 3'tür diyorsun. Yani biri birinin 3 katıdır diyorsun. Mesela burasına atıyorum 5 cm diyorsa sen burayı çok rahat bir şekilde ne yapıyorsun? Buluyorsun. Nasıl buluyorsun? 3 katı olduğu için burası 15'tir diyorsun. Mesela burası 3 cm ise 3 katı olacağı için burası kaç olur arkadaşlar? 9 cm olur. Yani benzerlik oranını bulduysan bütün kenarlar e, nezdinde, bütün kenarlar oranında bunu uygulayabilirsin. Yani 3 katsa burada da 3 kattır, burada da 3 kattır diyoruz ve bu 3'e benzerlik oranı diyoruz. Biz zaten benzerlik sorularında yapmamız gereken en önemli şey bir benzerlik oranı bulmak ve bu benzerlik oranından diğer kenar uzunluklarını da tespit etmek bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Dönüşüm geometrisi çok kek bir konu arkadaşlar. Yani bir şekli alıyoruz. Yukarı, sağa, sola, aşağı, yukarı öteliyoruz. Ötelerken şeklin boyutu herhangi bir şey değişmiyor arkadaşlar. Sadece alıyoruz, ittiriyoruz ve getiriyoruz. Sağa sola ötelemelerde x ekseni arkadaşlar değişiklik gösterir. Yukarı aşağı ötelemelerde ise ne olur? y ekseni değişiklik gösterir. Mesela bu şeklimizin x eksenini x koordinatı sağa doğru giderse artış gösterir. Sola doğru giderse azalır. Y ekseni ise yukarı doğru giderken artar. Aşağı doğru giderken azalır diyebiliriz. Ve simetri arkadaşlar bu şekillerin simetrisi de D doğrusuna göre bakın burada D doğrusuna göre simetrisini ne yapıyoruz? Alıyoruz. İki birim uzaklıktaysa burada da iki birim uzaklıktadır arkadaşlar. Buraya bakalım. Bir noktanın X eksenine göre yansımasında aman Allah'ım dikkat! X eksenine göre yansımasında X değişmez. Yani arkadaşlar dikkat edin lütfen hangi eksenden bahsediyorsa o eksen değişmez. Diğerinin işareti zıttına döner. Bakın hangi eksenden bahsediyorsa. Bakın burada x ekseninden bahsettiği için x değişmemiş. Y'nin işareti eksi olmuş. Buraya bakalım. X, Y noktasının Y eksenine göre koordinatını aldığında o zaman y eksenimiz değişmeyecek. X'in işareti ne olacaktır arkadaşlar? Değişecektir. Yani eksi ise artı, artı ise eksiye dönüşecektir diyoruz. Lütfen burada dikkat edin. Bununla alakalı da sorular sınavlarda geliyor diyebiliriz. Ve son olarak arkadaşlar geometrik cisimler. Belki bazılarınız bu konuya gelememiş olabilir arkadaşlar ama olsun biz daha yine anlatalım. E, bakın arkadaşlar burada e, bütün yüzeyleri e, geometrik şekillerden oluşan kapalı eee şekillere prizmalar adını veriyoruz. Mesela burada bir dikdörtgenler prizması görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Karşılıklı yüzeyleri birbirine eşittir bakın. Yeşil olanlar, mor olanlar ve sarı olanlar. Bunlara biz prizma diyoruz. Bunun yanında en çok çıkan arkadaşlar şeklimiz silindir. Silindirle alakalı çok fazla soru geliyor ve bunun da yüzey alanını ve hacmini biliyor olmamız lazım. Hacim arkadaşlar pi re kare yani taban alanı bakın taban alanı çarpı yüksekliktir ve Yüzey alanını bulurken de mutlaka prizmayı açacağız. Yani silindirimizi açacağız. Ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Bakın alt ve üst taban bir daire olduğu için dairenin alanını buluyoruz. Yan yüzeyimizde bir dikdörtgen olduğu için dikdörtgenin alanını buluyoruz ve sonra bütün alanı topluyoruz, diğerüz ve bu şekilde silindirin hacmini ve alanını bulabiliyoruz. Sonra koni vardı arkadaşlar. Konimizde de buraya arkadaşlar ne demiştik? Ana doğru demiştik. Bakın burası ana doğru. Sonrasında burası arkadaşlar yükseklik bakın yükseklik ve buradan da neyimiz vardı? Burada da yarı çapımız vardı. Bu yarı çap yükseklik ve ana doğru arasında çok güzel bir şekilde bir pisagor bağıntısı var arkadaşlar. Bunu da söyleyelim bu çok kullanılıyor. Peki bir de böyle açık olarak verilenlerde ne var? Açık olarak verilenlerde şuradaki açıyı bazen soruyorlar. Bu da çok fazla geliyor. O zaman ne diyoruz biliyor musunuz? R bölü A yani yarı çap bölü ana doğru. R bölü A Alfa yani açı bölü 360. Şu formülde inanılmaz kullanılıyor. Ee, sevgili arkadaşlar konide çok fazla geliyor. Burada da ne var? Piramit var arkadaşlar. Piramitlerden genelde açılımını sevgili hocalarımız soruyor. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Sizlerle beraber notlarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet Donguç bu notlardan kendine dersler çıkardın mı? Evet hocam yani bayağı bir eksim olduğunu fark ettim. Yani sizden Allah razı olsun hocam. Allah tutunuz altına etsin. <laughs> Evet yani umarım arkadaşlarımız daha ne diyordur? Yani diyordur ki o iyi ki de şunlar geldi. İyi ki de bu öğrenci notlarımız var ve ve bu notlarla beraber eksiklerimizi e, tamamlıyoruz diyorlardır. Tıpkı senin gibi sevgili Tonguç evladım benim ve e, güzel dileklerin içinde çok teşekkür edelim diyoruz. Bizim motivasyon kaynağımız sizlersiniz arkadaşlar. Sizler iyi not aldıkça yani bizim tuttuğumuz altın olmasına gerek yok. Keyfimiz yerinde olsun yeter diyebiliriz ve evet. inanılmaz şekilde sizlerle beraber arkadaşlar 10 soruluk maratona başlıyoruz. Öğrenci notlarını tamamladık ve notlarımızla beraber işte arkadaşlar öğrenci notlarının Özeti burada bu notlardan bizler çıkartıyoruz ve bu notlarla beraber de sizler de sınava hazırlanabilirsiniz. Bu arada geç gelen arkadaşlarımız biliyorum oradasınız ve like butonuna şu ana kadar şu ana kadar basmadınız. Gerçekten bizi üzüyorsunuz ve şu anda toplamda arkadaşlar 5 saniye bekliyorum. Lütfen şu 5 saniyede herkes like butonuna çökebilir mi? Dağıtabilir mi arkadaşlar like butonunu? Evet sayıyoruz sessizce. Herkes şu anda bassın. 5, 4, 3, 2, 1... Ve şu anda herkes bastı. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Harikasınız dedik ve ve yolculuğumuza da ne yapalım? Sizlerle beraber artık başlayalım isterseniz. Evet, siz de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Durdurabilirsiniz. Durdurup ondan sonra bizle beraber soruları çözebilirsiniz ve çözdükten sonra da acaba bu soru sınavda çıksa ne yapardım sorusunu kendine sorabilirsin. Bu soru sınavda çıkar şimdi çıksa ne yapardın mesela Tonguç? Oo tırtlardım hocam yani bayağı kazık gibi duruyor. İnşallah Abustin hocamız böyle şeyler yani sormaz. Yani inşallah sormaz diyelim ama o kadar da zor değil Tonguç. Biraz soruya şey yaptın galiba. Bir ön yargılı yaklaştın diyelim mi? Bakalım sorumuz gerçekten de zor muymuş arkadaşlar diye Tonguç'un dediği kadar. Şimdi uzunluğu 48 santimetre uzunluğu 48 santimetre yere dik olarak sabitlenmiş çubuk yerden 18 santimetre yükseklikten kırılmıştır. Buna göre çubuğun kırılan kısmının eğimi yüzde kaçtır demiş. Hem eğim soruyor hem yüzde arkadaşlar. Bakalım sorumuzun cevabını ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu 48'miş. Tamam eyvallah 48. E kırıldığına göre burası 18 ise e o zaman burası arkadaşlar 30 santimetre olmaz mı? Çünkü niye kırılan kısımda normal kısmı toplarsam 48 santimetre yapması gerekiyor. Peki ben eğimi bulabilmem için burada arkadaşlar bir dik üçgen oluşmamış mı? Eğim bulabilmem için arkadaşlar şuradan bakmam lazım dikey uzunluk böyle yatay uzunluğu biliyor olmam lazım değil mi? O zaman ben bu yatay uzunluğu nereden bulacağım? Onu düşünmeye başlıyorum. Hemen arkadaşlar şurada sizlere. Bakın ne yapıyorum bunu biraz daha böyle üçgen formatına getiriyorum ki rahat rahat arkadaşlar görelim. Şimdi burada burası 18 santimetreymiş tamam eyvallah. E burası tamamı 48 olduğu için 18 buradaysa e buraya da o zaman 30 santimetre kalmaz mı? Çok güzel. E ben burayı biliyor olmam lazım çünkü eğim bulacağım. E arkadaşlar dikkatli baktığınızda bakın 3, 4, 5 üçgeninin 3, 4, 5 üçgeninin arkadaşlar bakın 3'ün 6 katı. 3'ün 6 katı 18. 5'in 6 katı. 5'in 6 katı 30 mu arkadaşlar? Evet. O zaman buraya ne kalıyor? 4'ün 6 katı. 4'ün 6 kaç, katı kaç olur? 24 olmaz mı? Evet. O zaman arkadaşlar burası kaç santimetreymiş? 24 santimetreymiş diyebiliriz. Peki şimdi eğim bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Bakın eğim neydi? Dikey bölü yatay. Yani eğim arkadaşlar m eşittir. 18 bölü 24 diyebiliriz değil mi? Hatta 6 ile sadeleştirdiğimizde 6 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 olmaz mı Allah aşkına? Evet peki yüzde olarak sorduğu için bakın eğimi 3 bölü 4 e, sorsaydı burada bırakacaktık. Ama yüzde olarak sorduğu için ne yapıyorum ben? Bakın 3 bölü 4 de 25 de genişletiyorum ve karşımana geliyor 75 bölü 100 geliyor e buradan da eğimim arkadaşlar harika bir şekilde yüzde 75 olarak bulmuş oluyorum ve bu soruyu da güzel bir şekilde halletmiş oluyoruz. İlk soru puanlar gelsin diyelim mi? Haydi gelsin bakalım. İnşallah sınavda çıkar da bu sorudan 100 yani iyi puan alırsın diyelim arkadaşlar. Evet geldik ikinci sorumuza. Koordinat sistemi üzerindeki A4'e 5 noktası AX artı 4Y eşittir 12 doğrusu üzerindedir. Arkadaşlar üzerindedir diyorsa hemen şurada size bir soru işareti koymak istiyorum. Bir şeyin yani bir nokta bir doğru üzerindeyse ne yapman gerekiyor? Noktanın X ve Y'sini arkadaşlar buradaki doğrunun içinde bulunan doğrunun içinde bulunan X ve Y yerine yazabilirsin. Lütfen bunu dikkat et. Sınavda gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bir doğrunun üzerindeyse diye sorular genelde sınavlarda geliyor. Lütfen buradan soru gelir ve yazılıda sorulur. stickerlarımıza da dikkatini çekiyorum. Buna göre bu doğrunun eğimi kaçtır demiş. Arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Dediğimiz gibi X ve Y'yi burada ne yapıyoruz yazıyoruz. A çarpı X yerine 4 yazdım. Artı arkadaşlar Y yerine 4 çarpı 5 yazdım. Eşittir 12 yazdım. Buradan 4A artı 20 eşittir 12 olur. Artı 20'yi karşıya eksi 20 olarak attık. 4A eşittir. Eksi 8. Aman Allah'ım eksi çıktı. Her yeri 4'e bölersem buradan A kaç çıktı? Eksi 2 çıktı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Şimdi artık A'yı bildiğime göre denklemi orijinal haliyle yazabilirim. Buradan 2 eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 x artı 4y eşittir 12 arkadaşlar. Burada amacım neydi? Y'yi yalnız bırakmak değil mi? Y'yi yalnız bıraktıktan sonra yani şöyle. Y'yi yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı bana eğimi verecek. Hadi bırakalım bakalım. 4y eşittir. A eksi 2x'i karşıya atarsam arkadaşlar artı 2x olarak geçer. Ve buradan da ne olur? 2x artı 12 olmuş olur. Ve her yeri kaça böleceğim? Her yeri 4'e böleceğim tabii ki. Her yeri 4'e bölüyoruz. Her yeri 4'e bölüyorum. Burayı da bölüyorum. Çünkü amacım y'yi yalnız bırakmak. Y yalnız kaldı mı? Evet. 2x bölü 4. Arkadaşlar sadeleştirirsem 2 ile x bölü 4 olmaz mı? Pardon x bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? Evet. Artı burası ne oldu? Burası da 3 oldu. Aman Allah'ım. Yani burada x bölü 2 oldu. Şurada da bir 1 var biliyorsunuz. Şimdi x haricinde olan sayılar bana eğimi verir. x'i kapattığım zaman buradan 1 bölü 2 çıkmaz mı? Evet işte eğimim burada arkadaşlar doğru cevabımızı kaç bulmuş olduk? 1 bölü 2 bulmuş olduk sevgili Tonguç sanki uyuyor gibisin. Yok hocam ya kim geçmiş hocam bir elimi yüzümü yıkasam olur mu hocam izin verirseniz? Olur tabii ki Tonguç'un um. bir elini yüzünü yıkadı. Gel bakalım ondan sonra daha dinç bir dinamik bir şekilde ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Evet Tonguç elini yüzünü yıkarken biz de ne yapalım? Bir sonraki soruyu arkadaşlar süper bir geçiş yapalım. Ve karşımızda ne var? Bakalım karşımızda Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözümünü sayı doğruları üzerinde gösteriniz demiş. Hemen çözümünü yapalım. Şimdi normal denklem gibi çözüyoruz dedik arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Sadece arada eşitlik yok. Bu var. Şimdi hop dağılmamızı yaptık. Dağılmayı yaparak önce parantezlerden kurtuluyoruz. Bakın 3x eksi 12 ve burada x var. 3x baba x çocuk. x 3x'in yanına gelir. Bakın şurada yapalım. 3x bakın bu buraya geldi. Eksi x. Ve 12'de öbür tarafa gitti. Otomatikman ne oldu? Artıya dönüştü. Buradan 2x arkadaşlar 12 ise x küçüktür 6 diyebilir miyiz Allah aşkına? Evet süpersiniz gerçekten. O zaman şöyle bir 6'yı aldık. İçi dolu mu boş mu? Boş tabii ki çünkü altında çizgi yok. Peki ok nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın Ok sol tarafı gösteriyor. Yani küçük kısmı gösteriyor. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? İşte bizim sayı doğrusunda göstereceğimiz bölüm burasıdır diyoruz. Ve şuradaki okları da göstermezsem içimde kalır arkadaşlar. Çocuk olan babanın yanına gitti. Eksi 12'de artı e tarafa geçmiş oldu. Buraya bakalım. Burada da arkadaşlar yine şuradaki işlemlerin tersini yapacağım. Bak burada bölüm durumunda 2 var ya. Ben her yeri 2 ile çarpıyorum. Burası oluyor mu sana eksi 4? Arkadaşlar burada 2 ile çarptığımızda ne oluyor? Bu 2 gidiyor ve burası böyle oluyor. Arkadaşlar burada da 2 ile çarparsak burası da ne oldu? 2 oldu. Şimdi her yere burada eksi 1 olduğu için artı 1 ekleyeceğim. Artı 1 ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şurada devam edeyim isterseniz. Bakın buraya artı 1 ekledim. X eksi 1'in yanına artı 1 ekledim. Ve buraya da arkadaşlar 2'nin yanına da artı 1 ekledik. Burası eksi 3 oldu mu? Süper. Şunlar birbirini götürdü. X oldu mu? Evet. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası da 3 oldu mu? Evet. Demek ki x'imiz eksi 3 ile 3 aralığındaymış. O zaman şuraya aldım. Şuraya aldım arkadaşlar. Burası eksi 3. Burası da 3 olsun. Bakın 3'ün içi dolu. Niye? Çünkü burada eşitlik var arkadaşlar. Ne yaptık? Bunu yaptık ve arasındaki bölgeyi ne yapıyorum? Şöyle zikzaklarla işaretliyoruz. İşaretledik. Hatta şuraya da 6'yı da ne yapalım? Yazalım. Aman unutmayalım diyoruz ve güzel bir yazılı sorusunu tamamladık. Bundan da arkadaşlar sınavda geliyor. Çünkü hem denklemi soruyor öğretmenimiz hem de bakıyor eşitsizliği biliyor mu bilmiyor mu? Sayı doğrusunda gösterebiliyor mu? Gösteremiyor mu? Bunu da ne yapıyor? Güzel bir soruyla arkadaşlar sorguluyor. Bu arada Tonguç hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk hocam. Vallahi iyi geldin. İyi vallahi süper olmuş. Gerçekten de kendine gelmişsin. Bir açılmışsın. Hadi bakalım o zaman bir sonraki soruya hep beraber geçiş yapalım. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıda verilen uzunluklara göre AB'nin alacağı kaç farklı değer vardır arkadaşlar bu da yine e, üçgende açı kenar ilişkilerinde açı kenar üçgen eşitsizliği kuralında çok klasikleşmiş bir sorudur dolayısıyla bu sorunun çözüm yönteminde sana anlatıyorum sınavda kesinlikle geleceğinin garantisinde veriyorum arkadaşlar diyelim şimdi AB'yi sorduğuna göre arkadaşlar AB uzunluğuna x diyorum bakın şu uzunluğuma x diyorum şimdi bu uzunluk arkadaşlar kimsenin kenarı değil. Yani bu üçgenin de bakın şu üçgenin de bir kenarı değil. Yani A, C, B. Yani A, B, C üçgeninin de bir kenarı değil. A, B, D üçgeninin de bir kenarı değil. İki kenarın ortak arkadaşlar. iki üçgenin pardon ortak kenarıdır. Dolayısıyla ona göre düşünmemiz gerekiyor. Önce şu birinci üçgene göre hatta buna birinci üçgen diyelim. Buraya da ikinci üçgen diyelim. Birinci üçgene göre bir e, arkadaşlar üçgen eşitsizliği kuralı yapalım. Yani x ortaya yazıyoruz. x ortaya yazıyoruz. Bakın 13-7 yapıyorum. 13-7 yapıyorum. Buraya da 13 artı 7 yapıyorum arkadaşlar. Buradan çıkarttığımız zaman kaç olur? Tabii ki arkadaşlar 6 olmaz mı? Evet 6 buradan x buradan da 20 oldu. Tamam bulursun şimdi bunu aldık. Devam edelim bakalım. Bu sefer ikinci üçgenimize bakıyoruz. Yine aynı x'i arkadaşlar kullanıyorum. Aynı x'i kullanıyorum. 9'dan 8'i bir çıkartıyorum. 9'dan 8 bir çıktı. Bir de 9'da 8'i bir topluyorum. Bakın. Üçgen eşitsizliği kuramına göre burası 1 oldu. Burası arkadaşlar ne oldu? 17 oldu. İşte ne yaptık? Bunu da aldık. Bunu da aldık. Şimdi ikisini beraber değerlendiriyoruz. Çünkü bu kenar ortak bir kenar. Ortak bir şekilde karar vermemiz lazım değil mi? 6 ile 20'yi aldım. Bakın burada 1 ile 17'yi aldım arkadaşlar. Çizgiyi çekiyorum ve ne diyorum? Küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Küçüklerin büyüğünü alıyoruz. Büyüklerin de küçüğünü alıyoruz arkadaşlar. Yani 6 ile 17 aralığında olan sayıları alıyoruz. Peki kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Arkadaşlar yazalım bakalım. 7 vardır. 6 ile 17 arasında 8 vardır, 9 vardır, 10 vardır, 11 vardır, 12 vardır. 13 vardır, 14 vardır, 15 vardır ve 16 vardır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane vardır. Ama size pratik bir yol göstereyim mi? 17'den 6'yı çıkar kaç kalır? 11. Bir tane daha çıkardığın zaman 10 tane olduğunu ne yapabilirsin? Oradan da bulabilirsin diyoruz ve bu şekilde bu sorumuzu da halletmiş oluyoruz sevgili arkadaşım. Ve geldik bir başka soruya. Hemen sorumuz ekranda bakalım arkadaşlarımız bir yandan yapmaya başladılar. Evet sonradan gelen arkadaşım Hüseyin hoş geldin. Ahmet sen de hoş geldin. Süpersin gerçekten. Lütfen like butonuna basar mısın? Bizi seviyorsan hemen like butonuna bas bakalım. Güzelce sevgili arkadaşlar şöyle videomuzu trendlere sokabilirsek gerçekten mükemmel bir iş yapmış oluruz. Süper yapmış oluruz arkadaşlar diyoruz. Şimdi Tuğçe'nin servisi evinden okuluna giderken şekildeki yolu kullanmaktadır. Evet yolumuz burada. Böyle arkadaşlar okula gidiyor. Buna göre Tuğçe'nin eviyle okulu arasındaki kuş uçuşu yani en kısa mesafe kaçtır demiş. Arkadaşlar kuş uçuşu mesafeye baktığımızda yani direk yani bakın. Direk yani şuradan şöyle arkadaşlar kuş uçtu 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 uçtu. Nereye geldi? Buraya geldi arkadaşlar. Bakın direk yani şu mesafeyi bana neyi soruyor? Bunu soruyor. Yani şurayı bana soruyor. Arkadaşlar bu sorular karşılaşabiliriz ve ne yapıyorum? Bak şuradaki şu 5 kilometreyi var ya şöyle alıyorum bak kulağımdan tutuyorum tık 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 ne yapıyorum aşağı koyuyorum arkadaşlar. Yani buraya ne yapıyorum buraya aldıktan sonra hop bakın şurada. Burası kaç kilometre oldu? 5 kilometre oldu. Yukarıdan aşağı indik. Bakın şuradaki şuradaki uzunluğu da şöyle kaydırıyorum 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 kaydırıyorum. Nereye geldi? Buraya geldi. Hop bakın bunda ne yaptık kaydırdık. Burası da arkadaşlar kaç kilometre oldu? 5 kilometre oldu. Bir anda kendimi Şurada arkadaşlar tertemiz tertemiz bir üçgenle buldum. Bakın dik üçgenle bulduk. Bakın şurada. Dik üçgen bulduk. Gördünüz mü? Evet bu üçgenin aslına bakarsanız bakın şöyle hatta şuraya biraz küçüğünü çizeyim ki daha rahat görün diye. Bu üçgenin arkadaşlar burada özel bir üçgen var. Bakın burasını topladığımız zaman kaç kilometre yaptı? 12 kilometre. Burası kaç kilometre? 5 kilometre arkadaşlar. E bizim özel üçgenlerimizden 5, 12, 13 özel üçgenimiz yok muydu Allah aşkına? O zaman burası 5, burası 12 ise buraya kaç kilometre kalıyor? 13 kilometre kalıyor. E zaten biz de burayı soruyordu. Bakın 5, 12, 13 olduğu için demek ki Tuğçe'nin okulu ile evi arası kuş uçuşu direkt uçarsa 13 kilometre. Ama tabii öyle bir kuş olmadığımıza göre 7, 10 da buradan 17 kilometre yol alıyormuşuz. Demek ki arkadaşlar 13 kilometre kuş uçuşuyla otobüsün gidişi arasında toplamda 4 kilometrelik bir mesafe vardır diyoruz. Ve bu şekilde de sorumuzu halletmiş olduk. Tonguç sen kuş besliyor musun? Vardı hocam eskiden. Evde ötüp kafamı şişirdiği için Tongül'e verdim. Evet yani Tongül'e vermen güzel olmuş tabii ki. Umarım Tongül de güzel bakıyordur. Tabii hayvan beslemek arkadaşlar çok güzel bir şey. Onlara sahip çıkın ama tabii onlara da güzelce bakmamız lazım. Eğer bakamıyorsak da hayvanlar arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yani sahiplenmemek lazım. Lütfen hayvanlarımız varsa onlara güzelce bakalım. Onlar da bizim bir canımız parçamız değil mi? Sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi verilen göre, ölçülerine göre yani şekildeki en uzun doğru parçasını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bakın size burada çok güzel bir yöntem göstereceğim. Şimdi burada iki tane üçgenimiz var. Biri TCG üçgeni, biri TNG üçgeni arkadaşlar. Şimdi burada ortak kenara bakan iki açımız var. Bak dikkat, ortak kenara bakan iki açımız var. Ortak kenarımız TG arkadaşlar doğru parçası. Kim bakıyor buna? Bir 50 derece bakıyor arkadaşlar, bir de 90 derece bakıyor. Burada sevgili arkadaşlar burada şuraya da 90 derece yazalım hatta. Burada her zaman ve her zaman küçük açıyla bakan üçgen daha büyüktür. Ortak kenara küçük açıyla bakan üçgen daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla buna ben büyük üçgen buna da küçük üçgen diyorum. Peki büyük ve küçüğü belirledikten sonra en uzun kenar dediği için tabii ki şuradaki açımı da bulayım. 50, 35 daha 85. 180'den 85 çıkartırsam buraya kaç kalıyor? 95 derece kalıyor. Bana büyük e, kenarı sorduğu için büyük üçgenle devam ediyorum. Küçük üçgeni kapatıyorum. Büyük üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en büyüktür diyorum ve doğru cevabı da arkadaşlar bakın şuradan veriyorum. Yani işte doğru cevabımız budur. Yani TC doğru parçası arkadaşlar diyoruz ve buradan da ne yapmış olduk? Türkiye Cumhuriyeti'nde bulmuş olduk diyoruz ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi dörtgen şeklindeki bir tarlanın dörtgen şeklindeki bir tarlanın arkadaşlar Krokisi yandaki birim kareli zemin üzerinde çizilmiş. Harika, tamam çok güzel. Bu tarlanın en uzun ve en kısa kenarını belirleyiniz demiş. Arkadaşlar bu tarlanın en kısa ve en uzun kenarını bulmak istiyorsam böyle sayarak bulamam. Mesela bunu bulabilirim arkadaşlar. Mesela bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6. Şuranın uzunluğu bakın buranın uzunluğunu sayabiliyorum. 6 birim diye sayıyorum arkadaşlar. 6 birim. Bunu sayabiliyorum. Fakat çapraz olanları sayamıyorum. Çapraz olan bir uzunluğu böyle kareli zeminlerde veya noktalı zeminler, zeminlerde bulmak istiyorsan mutlaka Pisagor amcaya gitmen lazım. Tekrar söylüyorum. Böyle kareli zeminlerde veya noktalı zeminlerde çapraz olan çizgilerin uzunluğunu bulmak istiyorsan hemen tık 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 Pisagor amcanın kapısını çalıyorsun ve ondan yardım alıyorsun. Peki nasıl? Arkadaşlar bakın BC uzunluğunu bulmak istiyorsam hemen şöyle bakın şöyle burada bir tane dik üçgen oluşturuyorum. Ve buradan arkadaşlar şurasına ben x dersem burası 1, 2, 3 birim oluyor burası. Burası 2 birim oluyor. Hemen şu üçgende Pisagor'umu uyguluyorum ve yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar hatta şöyle çizelim isterseniz daha böyle belirgin olsun diye. Şöyle bakın x'i buluyorum. Burası 3, burası 2. x kare eşittir. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. x kare eşittir 13 arkadaşlar. Kare kökünü alırsam X kök 13 oldu mu? Süpersin. Devam ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Hemen şurada. Aynı şekilde bakın şuradan devam ediyorum bu sefer. Yan dönmüş bir bakın dik üçgen bulacağım şimdi. Şöyle şu uzunluğu bulmak istiyorsam. Şuraya da ben Y diyeyim isterseniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Şurası da arkadaşlar 1 birimdir. O zaman hadi bu üçgeni de çizeyim bakayım. Yan çizelim arkadaşlar. Aynı orada olduğu gibi orijinal halde çizelim. Bakın şöyle çiziyorum. Burasına ben y diyorum. Burasına 1 diyorum. Burasına 6 diyorum. Y kare 6'nın karesi 36. 1'in karesi 1. Y kare eşittir 37. Kare kökünü alırsak y eşittir kök 37 oldu. Y uzunluğumuzda. Devam ettik. Devam ettik arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Şimdi geldim buraya. Hatta şu kalemde alayım daha güzel olur. Bakın şurası. Şuradan arkadaşlar birleştiriyorum. Kendime dik üçgen oluşturuyorum yani. Böyle. Şimdi burası 90 derece. Burası 1, 2, 3, 4. Burası 4 arkadaşlar. Burası da 2 olarak ne yaptık? Aldık. Şimdi onu da çizelim isterseniz. Hatta kırmızı kalemle çizelim. Şöyle orijinal haliyle çizelim arkadaşlar. Yine size mükemmel bir şekilde prodüksiyondan kaçmıyoruz ve böyle bir şekilde çiziyoruz. Burası 2. Burası arkadaşlar 4. Şuraya da ne diyelim? Buraya da arkadaşlar Z diyelim mi? Hadi Z diyelim buraya da. Şurası da Z olsun. Şimdi Z'nin karesi Arkadaşlar 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4. Z kare eşittir 20. Kare kökünü alırsak Z eşittir kök 20 oldu. Burasında kök 20 bulduk. Şimdi burasında arkadaşlar şimdi hepsi kök içinde olduğu için bu 6 sırıttı burada. Yani 6'yı sadece alamayız. Bunu da kök içine alıyorum. Kök içine alıp daha güzel bir sıralama yapabilirim. Kök 36 oldu mu? Evet. Buna göre Bakın burası kök 36, burası kök 13, burası kök 37, burası da kök 20. En uzun kenar, en uzun kenar 7 mi arkadaşlar? Bakın burası en uzun kenarımız kök 37 ile o zaman hangisi oluyor? En uzun kenarımız AB uzunluğu oluyor. O zaman en uzun kenarımız AB uzunluğu, bakın AB doğru parçası en uzun arkadaşlar en uzun kenar olduğunu ne yaptık yazdık. En kısaya bakalım. Burası 36, burası arkadaşlar 13, burası 37, burası 20. O zaman en kısa kenarımız da şu. X dediğimiz yani BC uzunluğudur arkadaşlar. BC doğru parçasının uzunluğu da bu şeklin en kısa kenarıdır diyoruz ve bu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Çok güzel bir Pisagor bağıntısıyla ee, ne yaptık sevgili arkadaşlar? Sorumuzu tamamlamış olduk. Tonguç buradan Pisagor amcaya bir selam söyleyelim mi? Tabii ki hocam. müsaade sevgiler selamlar. Evet gerçekten de elleri öpülesi Pisagor amcamıza da buradan selam söyledikten sonra haydi bakalım yolumuza bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Diyor ki sorumuzda sevgili arkadaşlar B, C ve E noktaları doğrusal. Doğrusal demek arkadaşlar dümdüz doğru şeklinde. A, B ve AB, ED uzunluğuna eşitmiş. da A, B, e, uzunluğuna eşit. Tamam. O zaman ben mesela şöyle X diye dersem buraya da X diyebilirim aslında bakarsanız. Tamamdır. BC 2 cm tamam BC 2 EC 8 cm tamamdır. Verilen dik açılara göre AC artı CD kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar burada hem benzerlik var hem de Pisagor var. Dikkat. Şimdi kuralımız şu. Bakın şu açı bakın bu açıya ben A dersem arkadaşlar şu açıya B diyebilir miyim? Evet. Bakın kuralımıza göre A artı B artı 90. Yani şunu bulmamız lazım. A artı B artı 90. Arkadaşlar 90 derece. Bu üçlü ayrılmayan üçlü. Ayrılmaz. O zaman bakın A var, B var, 90 var. Şimdi burayı kapattım. Burada B var mı arkadaşlar? Kankalardan biri var. 90 var mı? Var. Kim eksik şu bölgede? A eksik değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapıyorum buraya ben? A diyorum. Çok güzel. O zaman geliyorum bu üçgene. 90 var. 90 var. A var kankalardan, A var. Sonra ne eksik arkadaşlar? B. O zaman buraya ne diyorum? B diyorum ve buraya da B diyorum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz benzer üçgenlerde aynı açılar karşısında ne diyoruz arkadaşlar? Aynı kenarlar vardır. Yani orantılı kenarlar vardır. Şimdi A'nın karşısında kaç var burada Allah aşkına? A'nın karşısında kaç var? 2 yok mu? Evet, hemen yazıyorum. A'nın karşısında 2 var. Burada A'nın karşısında kaç var? Bakıyorum. A'nın karşısında AX var. Hemen X'i yazıyorum. A'ları bulduk. B'nin karşısında kaç var burada B'nin karşısında? X var arkadaşlar. B'nin karşısında X var. Burada B'nin karşısında kaç var? Bakın B'nin karşısında 8 var. 8'i yazdık. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar x kare eşittir 16 olmaz mı? 16 santimetre. Buradan da kare kökünü alsak yani karesi 16 olan sayı 4 olmaz mı? Evet x'i kaç bulduk? 4 bulduk. O zaman geliyorum arkadaşlar buraya ne yazıyorum? 4 yazıyorum. Buraya da ne yazıyorum? Buraya da 4 yazıyorum. Şimdi burada bir pisagor uygulayacağım. Burada bir pisagor uyguluyorum arkadaşlar. Hadi uygulayalım bakalım. Şimdi burasına artık ne diyelim? Buraya M diyelim arkadaşlar. Buraya da N diyelim. AC ile CD'nin toplamını soruyor bize. Şimdi buraya baktığımızda Burayı 4 bulduk ya M kare eşittir. 4'ün karesi 16 2'nin karesi arkadaşlar 4 Burada M kare eşittir 20 Kare kökünü alırsak Arkadaşlar buradan 2 kök 5 yani M'yi 2 kök 5 bulduk süper N'ye bakalım ne kare eşittir arkadaşlar 8'in karesi 64 4'ün karesi 16 ne kare eşittir 80 oldu buradan da kare alırsak arkadaşlar ne olur 4 kök 5 olur mu harikasın gerçekten 4 kök 5 bulduk e şimdi toplamını sormuş bize burası 2 kök 5'ti. Burası arkadaşlar 4 kök 5 oldu mu? Evet ikisinin toplamı da toplarsak cevabımız 6 kök 5 oldu. Gerçekten kazı kule bir soru muydu Tonguç sen Ceylan Bey? Evet hocam tam da kazı bir soruymuş. Evet gerçekten de öyleymiş ama hadi bakalım yolumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. ABCD ve KLDA dikdörtgenlerinin benzer dikdörtgenlerdir. ABCD, ABCD tamam. KLDA. K L D A hmm, buradaki dikdörtgenle büyük dikdörtgenden bahsediyor Benzermiş diye. Buna göre B K L C dikdörtgeninin yani B K L C dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, baktığımız zaman e, buraya baktığımız zaman şurası şimdi 4 cm. Tamam. Burayı bilmiyoruz. Buraya x diyelim arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bak küçük üçgen küçük dikdörtgenimizde kısa kenar 4. Kısa kenar 4 arkadaşlar. Uzun kenarımız kaç? Uzun kenarımız 6, 4 bölü 6 eşittir. Büyük dikdörtgende, büyük dikdörtgende, büyük dikdörtgende kısa kenarımız kaçtır bakın? Kısa kenarımız arkadaşlar 6 olmaz mı büyük dikdörtgende? Bakın şu dikdörtgende, şu dikdörtgende arkadaşlar, şu dikdörtgende kısa kenarımız 6 santimetre değil mi? Evet, o zaman 6 santimetre bölü uzun kenarımız bakın şurasıdır. Bakın kısa bölü uzun, büyük şekilde kısa bölü uzun. Yani buradan da x artı 4 olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4x artı 16. Bakın bunda bunu çarpıyorum. Bunda da bunu çarpıyorum arkadaşlar. Eşittir 36. 16'yı karşıya gönderdik mi? Evet. Buradan kaç oldu? 20. Her yeri 4'e bölersem buradan x kaç oldu? 5 oldu arkadaşlar. x 5 ise x 5 ise bize BKLC üçgenini sorduğu için çevresini sorduğu için buraya 5 buraya da 6 dersem 5 10 12 de buradan gelirse arkadaşlar çevremiz 22 cm olmuş olur diyoruz ve bu şekilde de sorumuzun çözümünü yapmış oluyoruz sevgili arkadaşım dedik ve haydi bakalım başka bir soruyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Diyor ki noktasının x eksenine göre yansıması nedir? Arkadaşlar yansımalarda hangi eksenden bahsediyorsa o ekseni değiştirmiyorsun. Tamam mı? O ekseni değiştirmiyorsun. Yani değiştirmedin. Eksi 3 diğerinin işareti mutlaka ne olacaktır? Değişecektir diyoruz. Hatta şöyle birazcık daha böyle güzel kalem alalım arkadaşlar ki belirgin hale getirelim. Diğerinin işareti değişti. Bunu unutmuyorsun. Tamam mı? Eksi 3'e eksi 4 oldu. Diyor ki P 4'e 2 noktası 4 birim sağa, 3 birim sola ötenirse, 4 birim aşağıya, 3 birim sola ötenirse yeni noktamız ne olur? Arkadaşlar noktamız 4 birim aşağı ötelendiği için aşağı ötelenmeler biliyorsunuz y ekseninin kontrolündedir. 2'den 4 birim aşağı gidersek nereye geliriz? Eksi 2'ye geliriz değil mi? Süpersin. 3 birim sol. Sola gitmek demek x ekseninin kontrolünde olan bir şeydir. Sola doğru gidersek 3 birim ne olacaktır? 4'ten 3 çıkartırsak buradan da 1 olacaktır. Dolayısıyla yeni koordinatımız arkadaşlar hatta şöyle işaretle koyabiliriz bunlara yani şey görüntüsü olduğunu göstermek için bakın buradan 1'e eksi 2 oldu. Devam edelim. M eksi 2 2 noktası 4 birim sağa ötelendikten sonra hmm, 4 birim sağa ötelenmiş. O zaman sağa ötelendiyse o zaman x eksenimiz 4 birim artış yapacaktır. O zaman ne yapıyorum? x eksenini artı 4 birim diyorum ve burası 2'ye 2 oluyor. 4 birim ötelendikten sonra yeni oluşan noktanın y eksenine göre yansıması alınacak. Y eksenine göre yansıması dendiği zaman arkadaşlar o zaman ne olur biliyor musunuz? Y eksenimiz kesinlikle değişmeyecektir ama X eksenimizin işareti zıttını alacaktır diyoruz ve ne yaptık? Yeni koordinatımızı bu şekilde bulduk. Çünkü hangi eksene göre diyorsa o eksen değişmeden kalır. Diğerinin işareti ne olacaktır arkadaşlar? Eksiye dönüşecektir. Çünkü artı eksi oldu diyoruz. Ve geldik arkadaşlar nereye? Son sorumuza geldik ve maratonumuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Son sorumuzda bir silindirle yapalım arkadaşlar. Şekilde verilen dik dairesel silindirin yüzey alanını ve hacmini bulunuz demiş. Arkadaşlar hacim çok kolaydır. Hacim bulmak kolaydır. Neden biliyor musunuz? Çünkü taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare h şeklinde bulunur. Pi'yi 3 alıyoruz çünkü burada 3 demiş. R'yi 6 alıyoruz. 6 kere 6 36 olur. Çarpı 8. Buradan arkadaşlar 3 ile çarparsak 108 yapar. 108 de arkadaşlar ne yapıyoruz? Hacimde 108 ile 8 çarparsak hemen şurada çarpalım isterseniz. Garanti olsun. Çünkü yanlış yaptığımız zaman sıkıntı oluyor. E, baktık 108 çarpı 8. Ne yaptık? Çarptık buradan. 8 kere 8 64. 864 çıktı değil mi arkadaşlar? O zaman yazıyorum 864 santimetre küp oldu. Hacmimiz 864 süper. Haydi bakalım hacimden sonra nereye geliyorum? Artık yüzey alanına geliyorum. Yüzey alanında bulurken şu şekli çizmenizde büyük bir fayda var arkadaşlar. Şeklimizi çiziyorum. Bakın şöyle bir üst kapağımız. Şöyle bir de arkadaşlar alt kapağımız olur. Ondan sonra burası yarıçapımız 6 olur. Burası da arkadaşlar yarıçapımız 6 olur. Yüksekliğimiz 8 olur. Şu uzunluk biliyorsunuz şu uzunluk 2 çarpı pi çarpı r'dir. Yani 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 6 6 kere ne 6 olur. Şu uzunluğumuz 36 olacaktır arkadaşlar. Şimdi alan bulmaya başlıyorum. E, öncelikle taban alanlarını bulalım. Taban alanları taban alanlar arkadaşlar. Taban alanlarına bakalım. Pardon şöyle yapalım. Taban alanlarına bakalım. Pi R kare değil mi? Evet. O zaman iki tane Pi R kare var. Niye? Çünkü bakın bir bur var bir de bu var. İki tane Pi R kare diyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 36 derim buradan. 6 çarpı 36 ne olur? Sevgili arkadaşlar 6 çarpı 36. Bakalım buradan ne olur? 108 216 olur mu? Evet tabanlarımız 216 santimetre kareymiş. Geliyorum arkadaşlar yan yüzeye. yanal alana bakalım. Yan alana bakalım hemen. Yan alanımız bakın burada dikdörtgen. Şurası 8. 8 çarpı 36. Buradan da 8 çarpı 36'tan ne yapar bakalım. 6 kere 8 48. Elde var 4. 8 çarpı 3 24. 4 de elde arkadaşlar. 28 288 santimetre kare olacaktır. Ve toplamı da nedir? 216 ile 288'in toplamını tüm yüzey alanını verecektir. 6, 8 daha 14'ün 4'ü elde var. 1 arkadaşlar 8, 1 daha 9, 1 de elde 10 elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5 olacaktır. 504 santimetre karede tüm yüzey alanımız olacaktır dedik. Hacim ve yüzey alanını bu şekilde bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık? Sizle beraber mükemmel bir şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Ama son yazılda işini şansa bırakmıyorsan, "Hocam ben garanticiyim." diyorsan ne yapıyorsun? Tonguç Akademi.com'a giriyorsun. Tonguç Plus yeni nesil bir eğitim platformu arkadaşlar. İçerisinde daha detaylı konu anlatımları, daha sıkılaştırılmış arkadaşlar etkinlikler, aklına gelebilecek motivasyon videoları her şey var. Dolayısıyla mutlaka mutlaka tonguçakademi.com'u ziyaret ediyorsun ve orada daha çok soru çözümü izleyerek eksiklerini daha çok kapatıyorsun ve da %100 almayı da ne yapıyorsun? Garantiliyorsun diyoruz ve arkadaşlar kaynaklarımızı da ihmal etmiyorsunuz. Kaynaklarımızı mutlaka alıp ödevlerimizi yapıyoruz diyoruz ve umarım arkadaşlar sınavdan hepiniz çok güzel notlar alırsınız ve sevgili arkadaşlar şimdiden sınavlarda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.